Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın en çok sevilen tatlılarından biri olan güllacı yapacağız. Umarım beğenirsiniz tarifini. Güllacımızın serbeti için 2,5 litre sütümüzü tencereye alıyoruz. Tam kaynamaya başladığında altını kapatacağız ve şekerimizi ve gül suyumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Tam kabardığı an kapattım. Arada bir karıştırdım. Dibine yapışıyor çünkü. 3,5 su bardağı şekerim var. Eriyene kadar şu şekilde karıştırıyorum. Erimesine yardımcı olmak lazım. Zaten şerbet ılındığı zaman başlayacağız yapmaya. Biraz ilk sıcağı gittikten sonra gül suyunu da ekleyeceğim. İlk önce şekerini bir eriteyim, biraz sıcağı çıksın. Akabinde hemen gül suyumuzu da ekleyeceğiz. Evet, ilk sıcağını aldım. Şöyle karıştırarak şekeri tamamen de eridi. Yarım su bardağı gül suyum var. Onu da ekledim. Onu da biraz karıştıracağım. Böyle sıcaktan daha ılık ama tam ılık değil. Bu yufkalarımızı tamamen eritmeyecek. Güzelce ıslatacak bir hale gelmesi gerekiyor. Ben içi için arkadaşlar fındık ve badem karışımı kullanacağım. Bol kullanacağım. Birer paket atacağım içine. İri kıyacağım. Çok ufak kıymayacağım. Biraz işe dokunsun. Hem de niyetliyken vitaminlerden, enerjilerden geri kaldığımız için bol olması bizim için de iyi olacak. Bu şekilde iri kıyım yaptım. Tabii biraz toz halleri de oldu. Tabii siz içinin malzemesini, kıyımını kendi zevkinize göre, damak keyfinize göre yaparsınız. Güllacımız için ilk önce 2 kepçe kadar sütümü tepsime alıyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde elimizde. Zaten yumuşamaya başlayacak. Fazlalıkları kırabiliriz. Onlar tepside boş yer kalmayacak şekilde yayabiliriz. Tepsiyi biraz büyük seçerseniz çünkü bu esneyecek, büyüyecek yufkalar. Güllaç çaprakları da diğer yufkalar gibi kendi kendine enine büyüyen yufkalar. Her kata 2 kepçe süt atıyorum. Kaydırıp diğer taraflarına da şöyle yufkanın gelmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi elimle tamamen yumuşamadan yerlerini sabitliyorum. Dördüncü yaprağımı da koydum. Beşinci yaprakta arasına malzemelerimden koyacağım. Süt fazla gibi duruyor ama bunun hepsini emecek. Büyümeyi sağlayacak yufkalarımız. Güllaç yapraklarımız yani. O yüzden büyük tepsi tercih etmekte fayda var. Yapraklarımızdan biraz daha büyük olsun tepsimiz. Arasına böyle bol badem ve fındık karışımını koyuyorum. Bunu her katta da yapabilirsiniz ama ortasında olması daha iyi. Hem serinletecek
Hem de bize enerji deposu olacak iftardan sonra. Her güllaç yaprağı için 1-1,5 kepçe kadar koyuyorum. Çünkü süt çok aşırı gelmesin diye. Zaten şişmeye başladıktan sonra biraz daha süte ihtiyacı olursa aktaracağım üzerinden. Bu üste geleceği için bunun kenarlarını içe katlayacağım. Hatta bir güllaç parçasını da kenarlarını doldurmak için şöyle sütle tencerede ıslatıp koymak daha makul. Bu haliyle biraz dinlendireceğim arkadaşlar. Dolaba koyacağım. Sütü ne kadar çekmiş onu göreceğim. Çünkü kuru olmayacak bir tatlı bu. Sütü bol olması gerekiyor. Ona göre süt takviyesi yapacağım. Çünkü sütüm biraz arttı. Süsleme aşamasında ve son halinde görüşmek üzere. Daha önce üzerine boca etmiş olduğum hazırlarken verdiğim sütü indi arkadaşlar. Geri kalan sütü üzerine boşalttım. Ben sütlü seviyorum. Bayağı bir sütlü olmasını seviyorum güllacımın. Bunu da emecektir zaten. Bu şekilde kalmayacaktır. Sütümüzü gayet güzel çekmiş. Hastaneden aldığımız kadar iyi. Bıçak kullanmadım. Böyle bir kesici kullandım ki kaymalar yaşamasın diye. Hemen süsleme aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi pratik bir tatlı. Beş dakikada olacak bir tatlımız bu. İftarda da sizi serinletecek. Yani şu şekilde kiraz da çıkmış artık. Bunlarımız yok. Normalde narla servis edilen bir tatlı. Ben de henüz mevsimi olmasa da kirazları görünce dayanamadım. Kiraz alayım dedim. Resmen sallanıyor arkadaşlar. Ben iftara yetiştirdim. Şöyle kirazımı da geri koyayım.
Zaten yapımı çok kolay bir tatlı. Deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar.